İyi akşamlar. Saatler 17.30'u gösteriyor. Ben Gülnay Selçuk. Dünya gündeminin satır aralarından derlediğimiz haberlerimizle karşınızdayız. Dünya dönüyor. Başlıyor. Efendim hatırlar mısınız bilmiyorum ama 2018 yılında Time dergisi tarafından yılın insanları seçilmişti. Aralık ayında bu haberi sizlerle paylaşmıştık. O kapaklardan bir tanesi yani 2018 yılında Time dergisinin seçtiği yılın insanları kapaklarından birini paylaşıyoruz. Şimdi sizinle Video Wall'da. Aslında kapaklar dememiz de 2018 yılına özel. Çünkü daha önce Time dergisi Donald Trump gibi Vladimir Putin gibi her yıla özgü bir kişiyi yılın kişisi olarak ilan etmişti. Ama bu seneki genel konsept yani 2018 yılının genel içeriği özellikle dünya çapındaki kahraman gazeteciler başlığıydı. O gazeteciler arasında özellikle Türkiye'de İstanbul Başkonsolosluğu'nda yaşamını yitiren Cemal Kaşıkçı da vardı ki eğer yakından şöyle bir detaylı bakabilirsek Cemal Kaşıkçı'nın ismini de burada görüyoruz. Onun yer aldığı bir fotoğrafta vardı. Ancak biz bugün mercek olarak Filipinler'de devlet başkanı Duterte'nin en kızdığı, en sinir olduğu gazeteci olan kimi Maria Ressa'yı ekrana taşıdık. Çünkü Maria Ressa defalarca tutuklandı. Geçtiğimiz günlerde yine sosyal medya üzerinden devlet başkanı Duterte'ye hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Özellikle bu ödülü aldıktan sonra tutuklanması tüm manşetlere de yansımasına neden oldu gazetecinin. Bugün kefaletle serbest bırakıldı. Açıklandı. Gelsin görüntüler. Efendim ödüllü gazeteci Maria Ressa'yı görüyorsunuz şu an. Filipinler Devlet Başkanı Duterte'ye internet üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle geçtiğimiz gün tutuklanmasının ardından hükümet başkanları ve insan hakları örgütlerinin tepkisi nedeniyle bugün kefaletle serbest bırakıldı. Filipinler yönetimine karşı muhalif tutumuyla bilinen gazeteci Ressa, kurucusu olduğu Rappler isimli haber sitesinde yaptığı haberler gerekçe gösterilerek çarşamba günü tutuklanmıştı. Ressa'ya göre tutuklanması hükümetin medyanın gözünü korkutmak ve susturmak için yürüttüğü büyük bir kampanyanın sadece bir parçası. Ressa duruşma salonunu terk ederken 6. kez kefaletle serbest bırakıldığını ve yolsuzlukla suçlanan eski diktatör Ferdinand Marcos'un eşinin bile kendisinin ondan bile daha fazla kefalet ödediğini vurguladı. Böyle bir olayın demokratik bir devlette yaşanıyor olmasının kendisini gerçekten derinden sarstığını ve korkuttuğunu ifade etti. Az önce de ifade etmiştik. O 2018 yılının gazetecileri arasında Time dergisinin kapağına yansıyan önemli isimlerden biri. Efendim şimdi hemen Rusya'ya gideceğiz. Zira aslında Soçi kenti bugün çok önemli bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz dakikalarda yani yaklaşık 15 dakika önce üçlü zirve sona erdi. Bunu da ifade edelim. Ancak o zirvedeki liderlerden ev sahibi lider Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Soçi'ye sadece bu zirve için gitmemiş olsa gerek. Çünkü bu fotoğraf hemen ekrana yansımaz değer öyle olsaydı. Dün akşam saatleri Soçi'ye gidiyor ve özellikle gününü değerlendirmek ve biraz da spor yapmak için kendisini karlara bırakıyor. Vladimir Putin, Rusya Devlet Başkanı'nın özellikle yanındaki isim ise Belarus Devlet Başkanı. Daha önce Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko ile birlikte buz hokeyi yapmak için ön plana çıkmışlardı. İkili birbirini yakından tanıyor ve özellikle bu tip sportif faaliyetlerde birbirini hiç yalnız bırakmıyor. İşte o Soçi zirvesi öncesinde Vladimir Putin ve en yakın arkadaşı Lukashenko'nun kameralara nasıl yansıdığını izleyelim.
Efendim, Lukashenko Rusya'nın Belarus'u kardeş ülke görmemesinden aslında yakınıyor. Bu ziyarette, bu görüşmede sohbetlere yansıyan ana unsur bu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko Rusya'nın Soçi kentinde kritik Soçi zirvesi öncesinde bir araya geldiler. İkili görüşmelerin ardından liderler kayak merkezine giderek kaydılar. Turistlerin ilgisini çeken iki lider istek üzerine bol bol da fotoğraf çektirdiler. Putin'le yaklaşık 2 kilometre kayan Lukashenko, Soçi için kendi evimiz gibi diyor. Misafirperverliği ve sıcak karşılamasını övüyor Vladimir Putin'in. Putin ise kendisine soru soran basın mensuplarına kayak ve snowboard arasındaki ebedi çatışmaya son veriyor. Kayak daha güzel diyorum diyerek şaka yapıyor. Şimdi Makedonya'ya gidiyoruz hep birlikte. Özür dilerim. Kuzey Makedonya'ya. Zira artık Makedonya'nın ismi, yani eski Makedonya'nın ismi değişti. Bu değişikliğin en önemli kanıtı da hemen arkamda. Görüyorsunuz bu fotoğrafta. Hem Makedon dilinde hem de İngilizce artık şu ifade yer alıyor. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti. Tabelalar asılmış durumda. Yunanistan'la Makedonya arasındaki bu isim krizi gerçekten Yunanistan'da, Atina'da özellikle sokaklara da yansımıştı. Çok büyük protestolar gerçekleşti. Hatta Yunanistan hükümeti devrildi, devrilecek dedik ama en son güven oyuyla kendini toparladı Yunanistan ve sonunda o Prespa anlaşması, isim anlaşması gereği Makedonya sanırız ki kupayı kaldırdı diyebiliriz. Zira sonuç artık isim değişikliğinin gerçekleşmesi olarak ilerlemiş durumda. Hemen o isim değişikliğinin en somut örneğini, yani tabelalar değişirken ki anları ekrana taşıyalım. Reuters haber ajansının ölümsüzleştirdiği görüntüler bunlar. Zira Kuzey Makedonya halkı için çok çok önemli tarihi görüntüler. Yunanistan'la Makedonya arasında yaşanan isim krizinin çözülmesinin ardından tarafların vardığı Prespa anlaşması kapsamında ilk adımlarda somut bir şekilde böylece atılmış oluyor. Anlaşma kapsamında sınır kapılarındaki levhalar ülkenin yeni anayasal ismi olan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ibaresinin bulunduğu levhalarla değiştiriliyor. Böylece Prespa anlaşmasıyla Kuzey Makedonya'nın NATO'ya üyelik protokolünü de özellikle 8 Şubat'ta meclisinde onaylayan Yunanistan bu konuya dair sözlü notayı da Üsküp'e göndermiş durumda. Yunanistan'la aslında 28 yıllık bir sorun bu. 28 yıllık bir isim sorunu yaşıyordu Kuzey Makedonya. NATO'ya katılım protokolünü de 6 Şubat'ta imzalamıştı ülke. Hemen 2 gün sonra da az önce ifade ettiğimiz gibi NATO üyeliğine ilişkin protokol onaylandı. Ve bundan sonra artık anlaşmaya göre ülke bu uluslararası kurumlar ve Birleşmiş Milletleri de dahil olduğu tüm üyelerinden yeni adını kabul etmelerini talep edecek. Bundan sonraki süreç ise çok daha önceki sürece göre hızlı işleyecek. Aslında biz anlatmaktan bıkmıyoruz ama dinlerken nedir bu Avustralya'nın başına gelenler diyeceksiniz. Çünkü Avustralya bu yıl çok enteresan iklimsel değişiklikler nedeniyle olaylarla, doğa olaylarıyla karşı karşıya kaldı. 7 yıldır yağmur damlamayan toprakları seller götürdü. Hiç orman yangını o eyalette yaşanmadı dediğimiz yerlerde devasa yangınlar çıktı, ciddi kuraklıklar yaşandı. Onlardan birini getireceğiz ekrana. Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeyiz. Eyaletin kuzey bölümünde Tinga ve Tabulan bölgelerinde 3 gündür devam eden yangınlarda zarar gören evlerin sayısı 12'ye yükseldi. Avustralya için bu ciddi bir rakam. Zira bununla birlikte çok ciddi bir orman tahribatı da söz konusu. Alevlere müdahale ediliyor ancak bölgede çok şiddetli rüzgar hakim olduğu için maalesef alevlerle mücadele güçlükle sürdürülüyor.
Görüntüler Avustralya'dan kırsal yangın servisinden yapılan açıklamada Tabulam, Tinka, Old Mile ve Stambor bölgelerinde süren yangınlarda yaklaşık 13 bin hektarlık alanın kül olduğu ifade edildi. Tabulam yakınlarında özellikle 4 evin yandığı ifade ediliyor. Aynı bölgede daha önce de geçtiğimiz günde 6 ev yine küle dönmüştü. Şartların kötüleşmesi nedeniyle ciddi bir rüzgar etkisi nedeniyle dün acil durum ilan edilmişti bölgede. Ve yine pek çok kasabada da bugün okullar kapalı yangın nedeniyle, yangınla mücadele nedeniyle yüzlerce itfaiyecinin, söndürme uçaklarının, söndürme helikopterlerinin bölgede görev yaptığı biliniyor. Şartlar elverişli hale gelecek hafta geleceği ifade ediliyor. Yani önümüzdeki hafta koşulların biraz daha düzeleceği vurgulanıyor. Şu an için tek dilekleri yangının daha fazla genişlememesi. Zira 47 ayrı noktada alevlerle mücadele sürüyor. Çok karizmatik. Fotoğrafa bir bakalım beraber. Özellikle böyle poz veriyor. Çünkü o bir fenomen. Instagram fenomeni. 7 yaşında sadece Amerika Birleşik Devletleri'nden bir kahraman diyebiliriz. Zira eğer şu an kahraman ilan edilmese de önümüzdeki dönemde edilecek. Çünkü yaklaşık olarak 100 metreyi 13.48 saniyede koşuyor. Blaze the Great deniyor kendisine. Yani büyük alev lakabıyla seslenilmesini istiyor kendine. Sadece 7 yaşında şimdiden bir Instagram fenomeni ama bizim için bizi ilgilendiren taraf onun haber niteliği taşıyan başarısı. Yani o 100 metreyi 13.48 saniyede nasıl kat etti? Gelsin görüntüler. Aslında şimdi Jamaikalı dünya şampiyonu koşucu Bolt gibi futbolda da yetenekli olduğunu ifade ediyor. Ama bu görüntüler gerçekten sosyal medyada izlenme rekoru kırıyor diyebiliriz. Kendisini bir amatör atletizm şampiyonu olarak tanımlıyor kendi sayfasında, internet sayfasında. Fitness modeli olarak tanımlıyor, betimliyor. Böyle yavaş çekim, karizmatik 7 yaşın verdiği o ne diyelim karizmasıyla kameralara yansımayı çok seviyor. Saçlarını yine özel olarak yarışlara öncesinde yaptırıyor ve tamamen bundan sonra da kavuşacağı ünden çok memnun Mesut. Aslında onu ortaya çıkartan iki önemli basın kuruluşu da var. İki önemli gazete de var Amerika'da. USA Today ve New York Post gazetelerinde kendisi için uçan yıldız, durdurulamayan viral atlet deniyor. Yani durdurulamayan ve sosyal medyada da çok büyük bir üne sahip olan atlet anlamında ifadeler kullanılıyor. Babası ise aslında bu şöhretten oldukça memnun ve şunu söylüyor. O bizim için süper bir yıldız ama benim için bir bebek hala diyor. Ben onun kameramanıyım, antrenörüyüm, menajeriyim diyor. Ve özellikle onun ben bahşiş bile almayan şoförüyüm ifadesini kullanıyor babası. Umarız yine kendisi de dünyaca ünlü Jamaikalı şampiyon koşucu Usain Bolt gibi mükemmel bir kariyere sahip olur. Sıradaki haber yine Amerika Birleşik Devletleri'nden. Şimdi bu görüntüyü görünce bir anda bir film aklına geliyor insanın. Shawshank Redemption. Türkçe'ye Esaretin Bedeli olarak çevrilen bir film var. Dünyaca ünlü bir film. Oscar ödüllerini de sıra sıra sıralamış bir film. Bu filmde biliyorsunuz kahraman bir kurtuluş söz konusu. Kahraman bir mahkumun diyelim. Bunu da ifade etmek biraz hatalı etik olarak ama kurtuluşu söz konusu. O kurtuluştaki çetrefilleri, oyunları çok rahat görebiliyorsunuz. Ve o mahkumun nasıl zihnini çalıştırdığını da aslında net bir şekilde ekrandan okuyabiliyorsunuz. Bu yüzden Oscar'lar sanırım kucaklanıyor. Aynen onun gibi diyemeyeceğim. Çünkü bu sefer gerçekten çuvallayan bir mahkumla karşı karşıyayız. Zira kendisi evet kaçmayı başarıyor. Bu net. Ama kaçarken havalandırma boşluklarını kullanıyor efendim. Tam da polis ofisinin üstünde, tam da çıkış noktasında havalandırmanın kırılmasıyla birlikte tavandan aşağıya sallanıyor. Bir anda polisler hemen tetiklere sarılmış durumda. Silahlarına sarılmışlar. Fotoğraf böyle. Gelsin görüntüler.
Efendim, Amerika Birleşik Devletleri'nin Mississippi eyaletindeyiz. Bir mahkumun kaçma girişimi maalesef hastanede son buluyor. Hafta sonu özellikle ortamın sakin olmasından faydalanan 27 yaşındaki mahkum tıbbi müdahale odasına giriyor ve kapıyı kilitliyor ilk etapta. Buradan tavana tırmanıyor ve havalandırma boşluğundan geçerek ilerlemeye başlıyor. Her şey buraya kadar gayet normal. Fakat bölgenin, hapishanenin tavanı ağırlığına dayanamıyor ve çöküyor. Yarısı asılı halde tavandan sarkan mahkumu gören polisler şok tabancası kullanarak kendisini etkisiz hale getiriyorlar. Mahkum hastaneye kaldırılıyor. Ufak yaralanmalarla bu krizde atlatılmış oluyor. Bu haberimize noktayı koyuyoruz. Saatler 19'u gösterdiğinde ana haber bülteninde farklı detaylarla karşınızda olmak dileğiyle.